Samsun'un dünyaya açılan tek penceresi Haber Aksan. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Geçmişten geleceğe baktığımız bakış programı ile tekrar birlikteyiz. Efendim geçtiğimiz günlerde 18 milyon öğrenci, 900 bin öğretmen ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılına başladık biliyorsunuz. Her yeni eğitim öğretim yılı başladığında uzmanlar eğitimle ilgili önerilerini ve aksayan yönlerini sürekli açıklarlar. Eğitim öğretim başlı başına uzmanlık gerektiren bir uygulama. Eğitim öğretim dünyasının vazgeçilmezi olan ölçme değerlendirme ise toplumdaki birçok bireyin yabancı olduğu konulardan birisi. Öyle bir kavram. Biz bu akşam ölçme değerlendirmeyi masaya yatırmayı hedefledik sevgili seyirciler. Bu konuda uzman bir konuğum var bu akşam. Zekeriya Dok. Zekeriya Dok, 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış, emekli eğitim müfettişi. Öncelikle sevgili hocam katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hocam ölçme değerlendirme dediğimiz zaman ölçme değerlendirme kavramı nedir? Neden ölçme değerlendirme yaparız? Bir de günümüzde eğitim programlarında ölçme değerlendirme konusundan söz ediliyor. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Toplumda birçok bireyin eğitim sistemindeki bu ölçme değerlendirmenin çok hassas ve çok önemli bir konu olmasının bilincinde değil. Eğitim dünyasının haricinde. Hocam nedir ölçme değerlendirme? Öncelikle bu açıklamama başlamadan önce tüm eğitim camiasının öğrencilerin yeni eğitim öğretim yıllarını hayırlı geçmesini, hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah. Bu bağlamda eğitimle ilgilenen, yakından uzaktan ilgilenen veliler de olmak üzere onların da yeni eğitim öğretim yıllarını kutluyorum. İnşallah katkıları olur, başarılı oluruz hep beraber. İnşallah. Size de teşekkür ediyoruz. Böyle önemli bir konuyu ele aldınız. İnşallah çok iyi sonuçlar getirecek. Şimdi bunu yaparken aklıma bir şey geldi. Ölçme değerlendirme diyoruz. Ölçme değerlendirme de geçerlik diye ölçmenin nitelikleri arasında bir husus var. Evet. Eğer ben iyi dileklerimi öğrenci velilerini dışlayarak vermiş olsaydım kapsamına uygun bir iyi dilek sunamayacaktım. Öğrencileri bu işin dışında tutsaydım yine aynı şekilde bir eksiklik olacaktı. Yani evet, ölçme değerlendirmenin kapsam geçerliliğine uygun hareket etmemiş olacaktım. Bunu şunun için açıkladım. Ölçme değerlendirme hayatımıza tam girmiş vaziyette. Yani şu kısacık konuşmada bile ölçme değerlendirmenin yani ölçmenin nitelikleri arasında çok önemli gördüğümüz geçerlilik boyutunu da ilişki kurmuş olduk. Geçerlilik boyutuyla ilişki kurmuş olduk. Yani şu kısacık konuşmada bile ölçme değerlendirmeden bir boyut aldık. Şimdi tanıma geçmeden önce Cemil Bey, neden ölçme ve değerlendirme? Evet, neden yaparız neden hocam? Neden ölçme ve değerlendirme? Şimdi öğrencilerin hazır bulunuşluğu düzeylerini belirlemek. Ölçme değerlendirme, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek. Hiç eğitim almamış olsa bile öğrencilerde bir hazır bulunuşluk durum vardır. Bunun belirlenmesi esastır, kaçınılmazdır. Evet. Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ölçme değerlendirme sayesinde olabiliyor. Başka türlü olmuyor. Öğrencilerin gelişimlerine yönelik geri bildirimde bulunmak. Yani buna feedback de deniyor, dönüt de deniyor, aydınlatıcı yankı da deniyor geri bildirime. Zaman zaman literatür taramalarına gittiğimiz zaman literatürde bu söylediğim geri bildirim, aydınlatıcı yankı, işte dönüt gibi bunları görmek mümkündür. Öğrenme güçlüklerini belirlemek çok önemli bir şey. Öğrenme güçlüklerini belirlemek. Onun için ölçme değerlendirme yapılıyor. Öğretimin
ve öğretim materyallerinin etkinliğini belirlemek. Hmm. Yani bunu ileride belki konumuzun akışı içerisinde ele alma durumu da söz konusu olacak. Yani bir girdi faaliyetidir. Öğretim materyalleri eğitimin bir girdisidir. Evet. Belki ele alacağız konunun akışı içerisinde. Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya veri sağlamak. Bu da çok önemli. Gelecekteki öğrenme süreçlerine veri sağlıyorsun. Kaçınılmaz bir durumdur. Uygulamanın içinde elde ettiğimiz sağlıklı verileri gelecekte kullanıyoruz. Bunu durup dururken elde etmemiz mümkün değildir. Yani bu faaliyetleri yürütmeden, bu ölçme değerlendirme faaliyetlerini yapmadan bu verileri elde etmemiz mümkün değil. Bu işin içine girmeden hiç değil. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak. Öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarmak. Öğretim programlarının yeterliliğini belirlemeye bilgi sağlamak. Şimdi öğretim programlarını devamlı geliştirme durumundadır uzmanlar veyahut da yetkililer. Bakanlık öğretim programları, eski öğretim programları ile sabit kalmaz. O yani, mevzuatlar sürekli değişiyor diyorsunuz. O sürekli değişmeyi gerektirir zaten. Sürekli değişme de böyle bir uygulamadan sonra ortaya çıkabilir. Şimdi değerlendirme öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Şurada programın ayrılmaz bir parçasıdır derken şu şekli açıklama ihtiyacı duyuyoruz. Sevgili hocam bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu eğitimle ilgili literatür taraması yaparken ben eğitim programlarının boyutu diye çok ilginç bir tabloyla karşılaştım. O tablo evet. Sanıyorum. Evet. Ölçme ve değerlendirmeyi bağımsız görmedim orada ben. Güzel. Çok güzel. Şimdi başka ögelerle ilişkisi içinde olduğunu gördüm. Doğru mu düşündüm? Doğru. Ki? Ne diyoruz? Değerlendirme öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Şimdi programı Selahattin Ertürk Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden yani Türkiye'de uzman bir isimdir. Onun peşine Veysel Sönmez, Profesör Doktor Veysel Sönmez, onun öğrencisi olsa gerek. Çok güzel eserler verdiler bu konuda. Bir tanesi de burada tabii. Evet. Öğretmenin el kitabı diye yazmış. Programa yeni bir ad koymuşlar. Yetişek demişler. Yetişek ismi üzerinde. Şimdi programın boyutlarını şu şekilde şemalandırmak mümkündür. Programın amaç boyutu vardır. Bunu felsefe, hangi felsefeye dayanıyorsa amaç boyutunu o felsefi akıma göre amaçları belirlerler felsefeciler, eğitim felsefeciler. Veysel Sönmez de, Profesör Doktor Veysel Sönmez de eğitim felsefecisidir, programcısıdır aynı evet. zamanda. Amaç, bazen amaçları davranışlarla tanımlama yollarına gitmişlerdir. Yani davranışlar amaçların göstergeleridir. Niçin sorusunun karşılığıdır. Biz bu niçin sorusuna cevap aramak durumundayız. Yani amaca ulaşmak durumundayız. Hedeflenen duruma ulaşmak durumundayız. Ulaşmak için programda bir ikinci boyut daha var. Bu boyut da konu boyutu. Bir adıyla muhteva, içerik de denilebilir. Bu da ne sorusuyla, ne sorusunun karşılığı olan çalışmalarla kendini gösterir. Bir üçüncü boyut da ne ile ve nasıl sorusunun karşılığı. Bu da eğitim durumlarıdır. Eğitim durumları öğretmenlerin tamamen inisiyatifinde olan bir durumdur. Öğretmenler formasyon almış kişilerdir. Eğitim psikolojisi, eğitim sosyolojisi, eğitim yönetimi ve benzeri eğitim programları ile ilgili, ölçme değerlendirme ile ilgili bilgi ve birikim sahibi olan kişilerdir. Hizmet öncesinde bu eğitimi almışlardır. Evet. Onu öyle kabul ediyoruz ve de öyle de. Ve öyle de. Ne ile ve nasıl sorusunun karşılığı? Eğitim durumları. Eğitim durumları
amaçlara ulaşmak için yapılan tüm çalışmaları ihtiva eder. Burada yöntem vardır, teknik vardır, taktik vardır, gezi vardır, gözlem vardır, inceleme vardır, deney vardır. Tüm eğitim durumları buradadır. Ama eğitim durumları buradadır derken, öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeyi benimsemiş olan Türk eğitim sistemi, ona göre öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeyi hayata geçirebilecek tüm uygulamaları burada hissettirecektir, gösterecektir. Sıra geliyor dördüncü boyuta. İşte programın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz dördüncü boyut, ne kadar sorusunun karşılığıdır. Ölçme ve değerlendirme. Ölçme ve değerlendirme. Evet. Ölçme ve değerlendirme. Ölçme, bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle ifadesi olarak ifade ediliyor, tanımlanıyor. Ama ölçme yaptın, çocuk 50 puan aldı, bir diğer çocuk 55 aldı, bir diğer çocuk 40 puan aldı. Neye yarar? Bunu tanımlamak gerekiyor. Bunun neye yaradığını, neyi ifade ettiğini açıklamak gerekiyor. Burada belli bir kriterlere göre bu puanların ne işe yaradığı hususunda bir yargıya varma durumu söz konusudur. Ama belli bir kriter olacak. Kriter. Kriter ölçme verilerini karşılaştırmaya yarayan dayanaklardır. Ölçüt de deniyor buna. Norm da deniyor. Bir adıyla kıstas da deniyor. Literatürde bunu böyle görmek mümkündür. Şimdi ölçme sonuçlarını belli bir kriterle karşılaştırıp bir yargıya varma işi, sonuç çıkarma işi, hüküm verme işi değerlendirmedir. Değerlendirme. Şimdi yine şurada ufak bir açıklama daha yapmak istiyorum. Kişi de, bir özetleme daha geçiyorum. Kişi de bulunması istenilen özellikler, yani hedefler. Hedeflerin şimdiki programlarda kazanımlarla ifadesi söz konusu. Yani kazanımlar önceden davranışlar şeklinde ifade ediliyordu. Onun yerine kazanım ifadesi kullanıldı. Yani amaçlar, hedefler biraz muğlak ifadeler içerdiği için bunun tanımlanmış şekli kazanımlardır. Açılmış şekli, netleşmiş şekli kazanımlar olarak görülür. İçerik, her davranış öğrencilerin her birine kazandırılacak eğitim durumları. Her davranışı öğrencilerin her birine kazandırılacak eğitim durumları. Bakın, bir hücre ölçüsünde düşünelim. Hiçbir davranışı atlamadan, tabii ki temsil eden davranışlar da var, evet. Kritik davranışlar da var. Yani hiçbir davranışı atlamadan bunu eğitim durumlarına yansıtıyoruz. Eğitim durumlarında işliyoruz adeta. Sevgili hocam, çok güzel izah ettiniz. Orada bir eğitim sistemiyle ilgili gelişimlerde bir de açık sistem. Bu açık sistemin genel yapısı nedir? Kendi ögeleri içinde. Bu konuda bize aydınlatır mısınız hocam? Şimdi eğitim için açık sistem deniyor. Ve doğrudur. Olması gereken de odur. Yani toplumsal sistemin bir alt sistemidir eğitim. Mesela ekonomi, siyaset, örf, adet, gelenekler, inançlar, din, iletişim, moda, güzel sanatlar, evet. Bunların her birisi toplumsal sistemin alt sistemleridir, eğitim gibi. Ama bunların birbirleriyle ilişkisi söz konusudur. Diyor ki, eğitim sistemi de bunları etkiliyor. Bu saydığım şeyleri. Mesela siyaset, töre, gelenek, görenek, din, inanç, güzel sanatlar, iletişim, moda, bilim ve teknik, nüfus ve yerleşim ve benzeri eğitim sistemini, eğitim sistemi de onları etkiliyor.
Yani onların çıktıları eğitimin, eğitimin çıktıları da onların girdiği ve işlemleridir. Birbirleriyle çok ilişkilidir. Bağımsız değildir. Şimdi sizin dediğiniz duruma gelelim. Eğitim açık sistem. Açık sistemde girdiler. Evet. İşlemler, çıktılar ve geri bildirim. Dönüt dediğimiz hadise olması lazım. Evet. Dört boyutludur. Girdiler. İşte burada yazılmış. Enerji, sermaye, işlenmemiş madde, yarı işlenmiş madde, organizma, bilgi. Daha bunun açıklanmış şekli de var tabii. Daha ayrıntıları da var. Şöyle diyeyim. Sadece daha anlaşılmış olması için öğrenci sayısı girdidir. Evet. Yaş ve cinsiyeti girdidir. Sadece bununla sınırlı değildir. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi girdidir. Demin ondan söz ettik az önce. Yatırım, araç gereç ve donanım girdidir. Yiyecek, içecek, giyim, kuşam ve enerji girdidir. Yeni bilgi yine girdidir. Yönetici, öğretmen ve hizmetler girdidir. Açık sistem olarak peki hocam, olan yara, eğitimin girdileridir. Anladım. Yarı açık sistem, eğitimde yarı açık sistemin yapısı nedir hocam? Şimdi yarı açık sistem şu. Sistem girdiler, işlemler çıktılar, geri bildirim. Yani girdileri kendi içerisinde kontrol ediyoruz, işleme tabi tutuyoruz. Hiçbir süre vermeden ve çıktılar meydana geliyor. Bakın, işleme şöyle yapıyoruz, tabi tutuyoruz. Biçimlendirme ve yetiştirmeye dönük bir amaç türü vardır. Biçimlendirme ve yetiştirme, yetiştirme ve geliştirme. Evet. Çalışmaları yapıyor işlemlerde. Yani şu girdileri işleme tabi tutuyoruz, yetiştirme ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu yetiştirme ve geliştirmelerden sonra ürün ortaya çıkıyor, çıktılar meydana geliyor. Nedir bu çıktılar? Öğrenci sayısı, deminki şeylerimiz, girdilerin aynısı, öğrenci sayısı ve cinsiyeti. Bilişsel, duyusal, devinişsel kazanımlar, hangisini ne kadar kazandık? Çıktılarda bu aranıyor. Anladım. Nasıl arıyoruz bunu? Geri bildirim sayesinde. Geri bildirimle. Daha başka beklenmedik istendik davranışlar da, kazanımlar da söz konusu olabiliyor Cemil Bey. Beklenmedik. Anladım. Durup dururken nerede çıktı bu diyoruz yani. Beklenmedik istendik davranışlar meydana geliyor, çıkıyor. Bir de beklenilen ve istenilen davranışlar da meydana çıkıyor. Zaten hedefimiz o. Hı. Beklenilen evet. ve istenilen davranışlar. Yani bunu hedef olarak zaten belirlemişiz. Sonuç olarak, çıktı olarak bunu haklı olarak bekliyoruz. Ama beklenmedik, istenmeyen davranışlar çıkıyor. Orada düzeltme gerekiyor. Geri bildirimde düzeltme gerekiyor. İşte yarı açık sisteme şimdi bir örnek vereceğim. Beklenmedik, istenmedik davranışlar geldiği zaman ne yapıyoruz? Sistem arızasını gidermeye çalışıyor. Eğer sistem bunu yapmasa eğitimde yarı açık sistem meydana geliyor. Sistem kendi arızasını burada gidermek zorundadır. Ne, hangi durumlarda? Bakıyorsunuz çıktıların içerisinde istenmedik, beklenmedik, istenmedik davranışlar çıkıyor. O zaman ayıklamak gerekiyor. Buna odaklanmak gerekiyor. Bu istenmedik olan davranışlarda nereden çıktı diyoruz. Hemen onu ayıklamak, o arızayı gidermek durumundayız. Eğer biz bazen bu arızayı gördük, düzeltiyoruz. Bazen de düzeltmiyorsak o zaman yara açık sistem kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bakın açık olan sistem, açık olan eğitim sistemi yarı açık sisteme dönüşüyor. Buna Öğretmen El kitabında Profesör Doktor Veysel Sönmez 30 sayfalık yer ayırmış ve diyor ki güç kaybı söz konusu. O arada kavram olarak entropi olarak ifade ediyor. Hani taradım falan demiştiniz ya belki evet. karşılaşmışsınızdır. İşte o entropiyi biz negatif entropiye
Yani güç kaybını pozitife çevirmek ihtiyacını duyuyoruz. Eğer bu yapılmıyorsa, bazen yapıyoruz, bazen yapmıyorsak, evet, düzensiz geri bildirim alıyorsak, işte yarı açık sistem orada kendini hissettiriyor. Şimdi biz tüm çalışmalarımızda hani ne kadar yaptık, hedeflediğimizde ürün arasında hangi farklılıklar var, neler kazanılmış, neler kazanılmamış, bunları bazen dikkate alıyor, bazen de almıyor isek, o zaman yarı açık sistemdir. Tehlikeli bir duruma götürür. Yani açık eğitim sistemi birçok velinin ve uzmanın söylediği gibi rahat işlemediği mi ortaya çıkıyor hocam? Şimdi eğer hatalı uygulama yapıyor isek, hatalı uygulamalar söz konusu ise, bu uygulamaları düzeltme yoluna gitmiyor isek, bazen düzeltiyoruz, bazen düzeltmiyorsak, öyle diyor ya şuradan, evet, yetersiz ve düzensiz dönüt diyor, geri bildirim. Hı. Yetersiz ve düzensiz. Yeterli olacak, düzenli olacak. O zaman yani, tabii rahat açık sistem olabilmesi için onu yapmamız gerekiyor. Rahat yani işlemediği ortaya çıkıyor. Şu şeye, şemaya uymamız gerekiyor. Anladım. Yani eğitimde açık sistem ve ögeleri diyor ya, girdiler, evet, işlemler çıktılar, dönüp 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 kendi içinde. Şimdi çok teknik ve felsefi, evet, bir konu olduğu için, evet, şimdi çok teşekkür ederim hocam. O konuda sanıyorum bizi izleyenler de algılamış ve anlamışlardır diye düşünüyorum. Sevgili hocam, şimdi eğitimde birinci el bilgi ve ikinci el bilgi dediğimiz bir unsur var. Bu çok önemli. Bu, evet, özellikle velilerin ve eğitim sistemindeki aksamalarda, özellikle gelişmiş ülkelerdeki yapıyla Türkiye'ye kıyasladığınızda çok farklılıklar ortaya çıkıyor. Birinci el bilgi ve ikinci el bilgi nedir hocam? Şimdi bu konuda uzman, evet, olduğunuz için özellikle bize, izleyicilerimizi anlayabilmesi açısından. Can Dewey'nin Eğitim ve Demokrasi adlı bir kitabı vardı. Ben 5 ay Amerika'da kaldım çocukların yanında. Eğitim ve Demokrasi kitabını böyle satır satır PowerPoint sunusu haline getirme ihtiyacını duydum. Kulakları çınlasın Kestin Hanım, profesör doktor, okuma profesörüdür kendisi. Devamlı bu yaptığım çalışmaları takip etti. Hatta o kitabı bu şekilde söyler, çok iyi oku demiştim. Ben de kesinlikle onun o sözüne karşılık o kitabı çok iyi okudum. Tavsiyesini tuttunuz. Tabii tavsiyeyi tuttum. Orada birinci el bilgi ve ikinci el bilgiden bahsediyor. Daha başka çok güzelliklerden, evet, bahsediyor da. Şimdi bu siz sordunuz. Birinci el bilgi ve ikinci el bilgi. Birinci el bilgi çocuğun kendi bilgisini kendisi oluşturması. Kendi bilgisine kendisinin ulaşmasıdır. İkinci el bilgi, çocuk eğer kitaplar devreye girmişse, kitaptan bilgiyi alıyorsa ikinci el bilgidir. Çocuk öğretmenden bilgi alıyorsa, öğretmen merkezli çalışılıyorsa, öğretmen anlatıyorsa o, evet, ikinci el bilgidir. Birinci el bilgi çocuğun kendi oluşturduğu bilgidir. Kendi ulaştığı bilgidir. Hatta daha da ileriye gidiyor. Onunla karşılaştım. Çok tuhaf oldum yani. Beni hayretlere düşürdü. Bilgisayar günümüz teknolojisinin ürettiği en gelişmiş bir araç. Değil mi? Evet. Yani internet ve benzeri şeyler. Ona bile eğer diyor çocuk orada bilgisayarı kullanırken kendi bilgisini kendisi oluşturmuyorsa, kendi bilgisine, evet, ulaşmıyorsa, evet, bilgisayar da öğretmenin yerine geçmiş ise o da ikinci el bilgidir diyor. Bu çok önemli. Tabii öğrencinin, birçok uzmanlar şunu söylüyorlar. Öğrenci öğretmeninin gözlerine bakmalı, onun sıcaklığını hissetmeli, onun anlattıklarını özümsemeli diye böyle iddia eden uzmanlar var. İddia değil, bu gerçek doğrudur. İkinci el bilgi de interaktif dünyadan, yani internetten alınan bilgilerdir. Ki ne derece... Hazır olmayacak. Çocuk bilgiyi, evet, kendisi yeni bilgi oluşturacak. Zaten alternatif değerlendirme dediğimiz değerlendirme, yani süreç değerlendirmesi ortaya çıktı. Hocam, üst düzey öğrenme becerilerinden bahsediyor. Tam yeri gelmişken sizin bir sözünüzü duymuştum, not etmiştim o zaman. Evet.
çok dikkatimi çekmişti. Okul çocuğu doyurmamalı. Okul çocuğu doyurmamalı. Acıktırmalı diyorsunuz. Evet. Okulun görevi çocuğu doyurmak değil, acıktırmaktır. Acıkan çocuk okulla sınırlı bırakmaz işini. Hocam siz yıllarca eğitimcilik yaptınız. Evet. Eğitim müfettişliği yaptınız. Evet. Öğretmenliğiniz ve müfettişliğiniz döneminde siz öğrencilerinizi acıktırdınız mı? Bilgiyi acıktırdınız mı sevgili hocam? Şimdi Gazi Üniversitesi'nde okuyorum. Leyla Küçükahmet Profesör Doktor hocamız, genel öğretim ilke ve yöntemler cevap olarak söylüyorum size. Evet. Şimdi çok ayrıntılar var. Ayrıntılara girersek vaktimiz zamandan kazanalım. Siz onu evet, zaten hocam. Özellikle sık sık söylüyorsunuz. Aman zamanı iyi zamanı kullanalım iyi diye. Kullanalım hocam. Evet. Evet. Tabii zaman yönetimi var ya. Zaman yönetimi evet. De yani bir bilim dalıdır. Biz dersleri konuşarak işliyoruz. Kulaklar için çok mükemmel bir hocadır. Ve çok etkili bir hocadır. Çok enteresan uygulamaları vardır. Onun uygulamalarını ben hayatta hep kullandım. Çok başarılı oldum. Zaman zaman da biz yaptığımız çalışmaları söylüyorum. Ben okul müdürü ve öğretmen iken yaptığım çalışmaları söylüyorum. İşte şunu yaptık, bunu yaptık. Hemen hemen yaptığım çalışmaların tümünü şöyle durdu. Gidelim şu okula dedi ya. Gidelim şu okula. Arkadaşım birisi seslendi, dedi ki gidemezsin, ben gittim. Niye gidemem dedi. Burada değil ki, Samsun'da, Çarşamba'da okul. Ha dedi. Ankara'da zannetti, okula gitmek istedi. Çok süper uygulamalarım ve çok süper çalışmalarım oldu. Yani o çalışmaları şöyle deleyip toplayıp, zaten bütün öğretmen arkadaşlarla her şeyi paylaştık. Yani o çalışmalar bambaşka bir çalışmaydı. Evet. Beni rahatlatan, huzurlu hale getiren de o çalışmalarım. Geçmişe döndüğümde güzel çalışmalarımla övünüyorum yani. Ondan hiç şeyiniz olmasın. Uygulamaları şimdi bir söylemeye de gerek yok. İyi çalışmalar yaptık. Ve bu çalışmalarımızı da tüm öğretmen arkadaşlarımız da bilir. Diğer eğitimci arkadaşlarımız da bilir yani. Evet, sevgili yanlışta ısrar yapmadık. Yanlışı hani sistem çıktı dedik ya, çıktılar da baktı ki yanlış yaptığımız yer var. Hemen arızayı düzeltme yoluna gittik. Eğer bu yapılmıyorsa, eğitimciler bunu yapmıyorsa, Türk eğitim sisteminin geleceği biraz sıkıntılı olur. Öğretmenlerimiz de bunda sıkıntılı. Hemen duyar. Burada bir araya buyurun. Girebilir miyim sevgili buyurun, hocam? Buyurun. Öğretmen Dünyası 36 yıldır yayınlanıyor biliyorsunuz. Türkiye'de birkaç dergiden en üst düzeyde soluklu olması bir de içerik açısından Türkiye'de yayınlanan eğitim dergilerinden bir tanesi 36 yıldır yayınlanıyor. Sevgili dostum, Ulusal Kurtuluş Savaşı ile ilgili hemen hemen kaynak olarak nitelendirilen Zeki Sarıhan'ın yönetiminden sonra şimdi idealist ve kararlı bir eğitimci olduğunu son yıllarda gördüm. Nazım Mutlu Hocam'ın yönetiminde yayınlanıyor. Son sayısında Profesör Doktor Semih Koray'ın bir paragrafını aktarmak istiyorum özellikle burada buyurun. İzleyicilerime de. Doğru bir insan gücü planlaması ancak bir öngörü, strateji, gündem dizgesi doğrultusunda gerçekleştirilebilir. Bir ülkenin insan gücünü yetiştirme süreçleri piyasanın kendiliğindenliğine terk edilemez. Aslında toplumsal gelişmede kendiliğindenliğin rolü tarihsel olarak artık tükenmiştir, diyor. Kapitalizm, bir önceki toplumsal sistemin bağrında kendiliğinden gelişmiş olan son üretim ilişkilerini temsil etmektedir. Herhangi bir toplumu kapitalizmi aşan bir toplumsal sisteme kavuşturmak ancak izlenecek yolun üretim ilişkileriyle ve onlara eşlik etmesi gereken toplumsal kurum ve düzenekleriyle birlikte tasarlanması sayesinde olanaklı hale gelecektir, diyor Profesör Koray. O zaman eğitimin içerik ve yürütülüş biçiminde toplumsal rolü de her zamankinden daha yaşamsal hale gelmiştir. Günümüzde eğitimde doğru içerik ve yöntemin getirisi ne kadar yüksekse eğitimi piyasalaşmanın akıntılarında sürüklenen bir etkinliğe indirgemenin hasarı da o kadar büyük olacaktır, diyor. Şimdi bunu neden
Türkiye'de eğitim sistemiyle ilgili gelişimlerde biliyorsun birçok iddia var. Uzmanlar, eğitim bilimciler arasında ayrışmalar da var. Evet. Oysa ki tabii eski eğitim sistemin sistematik yapısıyla günümüzdeki eğitim sistematik yapısının yenilenmesi, geliştirilmesi ve çağdaş normlara büründürülmesi gerekir. Çünkü neden? Dijital dünya, interaktif dünya akıl almaz düzeylere gidiyor. Eskiden 40'lı yıllarda bahsedilen, 50'li yıllarda bahsedilen teknolojik gelişimlerle bugünü kıyaslamak mümkün değil zaten. Onun için eğitimdeki bu sistematik yapının gelişimi de doğaldır. Sevgili hocam, burada en önemli özellikle eğitim sistemimizde, Türk eğitim sisteminde bir konu var. Bundan veliler, uzmanlar, eğitim bilimciler, eğitmenler, birçok uzmanların hemen hemen aynı odak noktasında birleştiği bir konu. Bu da ödev konusu sevgili hocam. Ödev çok önemli. Neden önemli ödev? Evet. Batı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri, hatta Japonya bugün Cumhurbaşkanımızın bulunduğu ülke kıyaslandığı zaman Türkiye'ye bakıyorsun çok vasat durumda. Türkiye'de bir kavram kargaşası var bu konuda. Ödev dendiği zaman mesela ben bir not almıştım sevgili hocam. Öğretmen öğrencisine ödev veriyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaşamı hakkında bilgi toplayınız. Veya diyor ki bir başka ödev, bu gerçek bir ödev tanımıdır. İstanbul'un fethinin dünya ve Osmanlı İmparatorluğu açısından önemi nedir? Açıklayarak yazınız diyor. Şimdi öğrenci ne yapıyor? Öğrenci giriyor internete ve internetten ödevi alıyor, bir tane çıktı alıyor ve götürüyor. Şimdi orada biraz önce konuştuğumuz... Bazen veli de alıyor. Evet tabii. Yani öğrencinin alıyor. Yaptığı işi veli de yapıyor değil mi Cemil Bey? Şimdi birinci el bilgi, ikinci el bilgiye geldik tekrar. Şimdi sevgili hocam, siz uzun yıllar bu konuda çok deneyimi olan, bir de ölçme değerlendirme konusunda uzman, hemen hemen Samsun'da hani derler ya, elinize su dökemeyecek. Ben o konuyu tespit ettiğim için söylüyorum bu cümleyi. İddialı bir cümledir aslında. Bir de birçok üniversitede seminerler verdiniz. Birçok konferanslarda bulundunuz. Ama şu var, bu ödev konusunu Batı'yla, Amerika Birleşik Devletleri'yle Türkiye'ye kıyaslandığında biz neredeyiz sevgili hocam? Şimdi bunu bir örnekle açıklama ihtiyacı duydum. Amerika'dayken torunum bir gün geldi, poşet içerisinde gün boyu öğretmenin hazırlıklarını getirdi, ortaya döktü. Dede gelir misin? Buyur kızım. Bu bana yardımcı olacaksın. Kızım annenle yapsan o işi falan. Ben de o arada kitaptan özetler çıkarıyorum. PowerPoint sunusu yapıyorum falan. Çok yoğunum. Böyle şey yapıyorum yani, çocuğu başka bir tarafa aktarmak istiyorum. Hayır, bunu öğretmenin sizinle yapmamı istedi. Öğrenmiş benim geldiğimi, özelliklerimi de öğrenmiş. Yani o gün yaptığı iş akşamki çalışmaya yönelik. Çocuk geliyor, yani öğrenme bu kadar olur ya Cemil Bey, bu kadar olur. Ben gözlerimle gördüm, hem gözlemledim. Çocuk daha çok etkili oluyor, bana anlatıyor. Bana açıklama getiriyor. Şunu şöyle yapacaksın diyor. Zaten konuyu bu şekilde öğrenmenin yoluna gidiyor. Çok enteresan buldum. Evet. Çok enteresan. Bunu niye beceremiyoruz biz? Belki de yapıyoruz. Yapanlarımız da vardır yani. Yapanlarımız da vardır ama bizim ödev anlayışımız geçmişten günümüze kadar bir türlü üstesinden gelemediğimiz olumsuzluklarla bizi karşı karşıya bıraktı. Şöyle bir şey var. Okul çocuğu acıktırmalıdır. İşte o acıktırma, çocuk acıkmış, ihtiyaç duyuyor. Her şeyi bırakmış. Bir tek şeyi, o günkü hazırlığını benimle evde tamamlamak istiyor. Kestikleri var, çizdikleri var. Kutucuk haline getirdikleri var, daha değişik yapıştırmaları var filan. Hepsini böyle sistemli bir şekilde, hiç eksiksiz bir şekilde hem kendisi açıklıyor, yapıyor, hem de benden yardım alıyor. Bu kadar olur. Okul çocuğu böyle acıktırmalıdır. Sonra işte yarı açık sisteme götüren
özelliklerden bir tanesi de bu. Ödevi ödev gibi veremezsek ne oluyor? Hedeflerimize istediğimiz şekilde varamıyoruz. O zaman açık sistem sandığımız şey yarı açık sisteme götürmüş bizi, haberimiz yok. Haberimiz yok. Bunlar haberli olmak durumundayız. Yani eğer düzensiz bir geri bildirim alıyorsa, hedeflerimize, hedeflediklerimize çıktı olarak ulaştıklarımız var, ulaşamadıklarımız noktasında o arızaları giderme yoluna gitmiyorsak, yarı açık sistemi Türkiye uyguluyor demektir. Gitmezsek, yapmazsak. Ödev konusunda uyguladığına inanıyorum. Şimdi, ben, sevgili hocam. Öyle mi? Evet, biraz inanıyorum. Çünkü ödev bakanlığın, özellikle uzmanların bir an önce önüne geçmesi gereken konulardan ele bir tanesi. Ele alması gereken konulardan bir tanesi. Tabii çok önemli. Batı ile kıyaslandığında ama, Batı artık bırakmış değil mi hocam? Ama performans görevini başaramadık. Evet. 5, 6, 7 ve 8'lerden kaldırdık. Yönetmelik burada. Evet. Bugün aldım yönetmeliğe, baktım. Hiç inanamadım. Gerçi ben 2-3 ay oldu emekliye ayrılalı. Baktım ki performans gitmiş, proje kalmış orada. Hocam, evet. Proje kalmış. Burada üst düzey öğrenme becerileri var. Bakın, yani proje dediğimiz zaman ne var bakın projede? Dikkatinizi çekiyorum. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma, altını çiziyoruz hocam, altını. Ve yorum yapma. Yani yorum yapmak için, görüş geliştirmek için Fehmi Korum olmak lazım, Toktamış, rahmetli Toktamış Ateş mi olması lazım, o yaşta mı olmak lazım veya o şekilde bir eğitim almamız lazım. Yani bunun harmanlandığı yerde antrenmanımızı iyi yapamamışız demektir okullarda. Çocuğu yorum yapmaya alıştıracağız, görüş geliştirmeye alıştıracağız. Bunun bir takım teknikleri, taktikleri vardır. Yöntemleri vardır. Cemil Bey. Evet. Vardır yani. Eğer biz, bu çok büyük zevk alınacak bir durumdur sonra. Çocuk yorum yapıyor. Herhangi bir konuyu ele alıyoruz. İşte bir sürü yorum yapılacak, görüş geliştirecek. Etrafımızda olan bitenler var. Günlük yaşayışımızda karşılaştıklarımız var. Yani çok keyif alacağımız bir durum. Bunu söylediğimizde biz konularımızı yetiştiremiyoruz. Çocuk aksi takdirde istediği okula gidemez, endişesi yatıyor. Ben de diyorum ki, siz benim dediğim gibi çalışın, şuradaki bilimin ifade ettikleri gibi çalışın, eğer kazanamazsanız gelin bana, hesap sorun. Ezber bilgiyle bu iş yürümüyor. Ezber bilgi. Bir şey daha var. Bakın bizi yarı açık sisteme götüren durumlardan bir tanesi. Öğretmen konuyu anlatıyor, bir yanlış. Öğretmen kendisini, ben diyorum ki arkadaşlar yormayın kendinizi. Çocuklar var, kendi bilgilerine kendileri ulaşsınlar. Siz bu konuda rehberlik yapın. İlerlemecilik eğitim akımı da onu ifade ediyor. Akım bu. Okul çocuğu hayata hazırlamaktan çok hayatın kendisi olmalıdır diyor. Ama tabii bu müfredatla biraz... Yani müfredatımız güzel. Gerçekten güzel. Çok ideal müfredat. Yani gerçekten ideal bir müfredat. Müfredatın bir suçu yok. Peki hocam, o zaman bu ödev konusunu niye çözemedik? Şimdi biz... ödev konusu işte performans görevi. En önemli ödevlerden bir tanesidir. Bak ne diyor performansta? Onu söyleyeyim. Ders programında öngörülen, çok önemli hocam, eleştirel düşünme. Eleştirel düşünme. Hı hı. Bakın, problem çözme. Okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel ve grup çalışması diyor. Böyle önemli bir konu. Böyle bir önemli konu. Yani bu kaldırıldı. Ha şeyde kaldırılmadı, listede kaldırılmadı da 5, 6, 7 ve 8 sınıflarda kaldırıldı, üstesine gelinemedi bir türlü. Şimdi projelerle karşı karşıya kaldık. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda belirlenen bir konuda inceleme, araştırma, yorum yapma, yeni bilgilere ulaşma, yeni bilgilere ulaşma, üst düzey öğrenme becerisidir. Yani okuldaki tüm çalışmalar bizi
bu işleri yapmaya götürecek tüm çalışmalar, özgün düşünce üretme, ne kadar güzel bir şey. Özgün düşünce üretme. Yani kitabın esiri olmuyorsun, başka birinin güdümüne girmiyorsun. Yani şunu başaramadık, bunu başarsak var ya. Biz yani, onu maalesef başaramayız hocam. Başaracağız. Bu sistematik yapıyla. Başarmak bakın, durumundayız. Dünya 1940'lı yıllarda nasıl olduğunu siz biliyorsunuz. Kan ve ateş var, İkinci Dünya Savaşı var. Tabii teknolojik gelişimler bu düzeyde değil. Evet. Özellikle emperyalist ülkeler birbirini boğmaya çalışan bir yapısı var. Dünyada çok değişik bir perspektif cereyan ediyor o zaman, o dönemde. Oysa ki o zaman Türk milli eğitimi çok ciddi bir şey başarıyor ve dünyaya örnek oluyor. Köhen stülleri denen bir akımı ortaya çıkartıyor. Evet. 17 tane köhen stülü Türkiye'de konuşlandırılıyor. Ve orada düşünen, araştıran, eleştiren bir yapıyı ortaya koyuyorlar. İşte eğitim sistematik yapısı o zamanki işte Milli Eğitim Şuralarında bu kararı alınıyor. O dönemin işte efsane Milli Eğitim Bakanı denen Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç'un önderliğinde çok ciddi bir devrim yapılıyor eğitimde. O dönemde yetişen öğrenciler daha sonra yıllarca eğitimcilik yapıyor. 2015 bugün bile hala sağ olanlar vardır. Biraz önce söylediğim gibi düşünen, araştıran, eleştiren bir yapıya. Yani sorgulayıcı bir eğitim sistemine, ben daha önceki programın bir tanesinde anlatmıştım, tam yeri gelmişken yine ayrımcılık yok ve eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz ilkesel yapı bugün biliyorsunuz biraz daha suya düşmüş durumda. O dönemde eğitimde fırsat eşitliği gerçekten var ve Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı, İsmet Paşa o dönemde Cumhurbaşkanı, Hasan Oğlan Köhen Stülü'nü ziyaret etmek istiyor ve ziyaret için bütün hazırlıklar yapılıyor, temizlikler falan, yemekler çıkıyor. Ayrımcılık yok yalnız. Tabii İsmet Paşa gelince İsmet Paşa'ya ayrı bir yemek yapılıyor. Her cumartesi enstitülerde bütün öğrenciler toplanır. Ortada bir serbest konuşma kürsüsü vardır. Bütün öğrenciler kazan kal diyor, isyan ediyorlar. Diyorlar ki siz bize böyle öğretmediniz öğretmenim. Peki diyor niye ayrı yemek verdiniz? O zaman en sonunda okulun müdürü çıkıyor diyor ki arkadaşlar siz arkadaşlarınız hasta olduğu zaman ayrı bir yemek çıkıyor mu? İşte pirzola çıkıyor mu veya ona benzer yemekler? Evet çıkıyor. O İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduğu için ayrı yemek verilmedi. Şeker hastası olduğu için ayrı yemek yapıldı ve kural bozulmuyor. Şimdi bunu neden anlattım? Bunu ikinci kez anlatıyorum. 1,5 yıl önce de bir programda anlatmıştım. Sevgili hocam, Türkiye'de özellikle eğitimdeki fırsat eşitliği ve bizim son yıllarda da özel okul, kamu okulu arasındaki ayrımcılıklar var biliyorsunuz. Ve oradaki eğitim sisteminin, eğitim yapısının düzeyleri de tartışılır durumda. O da çok geniş perspektifte değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu için ona giremeyiz. Zamanımız çok sınırlandı. Ödev konusunu ben çok önemsiyorum. O konuda yaptığınız açıklamalara teşekkür ediyorum. Daha var. Açıklama çok bir kısa alayım hocam. Bize ayrılan süre bitmek üzere çünkü. Şimdi ödevler niye başarıya ulaşmıyor? Şöyle bir şey var. Bir güzel bir eğitimcinin, etkili bir eğitimcinin kitabından aldım. Evet. Yine Fuat Pamir'in kitabından. Belirli bir süre içerisinde genellikle okul dışında her öğrenci için gerçekleştirilen etkinlikler bunlar. Ama işkence türü olmayacak yani. İşkence türü olmayacak. Hmm. Çocuk yani acıkmış gibi saldıracak ona. Yapabiliyor muyuz? İşte geri bildirim. Eğer bunu yapamıyorsak düşüneceğiz hocam. Düşüneceğiz yani. Evet. Bunun üstesinden geleceğiz. Ödevler genellikle bireysel olarak veya kısa süreli günlük işlenen konuların pekiştirilmesi. Bakın belli bir amacı var. Günlük işlenen konuların pekiştirilmesi bir. Siz ödev üzerine çok duruyorsunuz da. Evet. Ben de o hassasiyetinize binaen böyle bir bilgiye ulaştım. Bu bilgiyi yapıyoruz. Şimdi sunuyoruz, paylaşıyoruz.
günlük işlenen konuların pekiştirilmesi güzel bir şey. Ama evet. Çocuk acıkmış gibi saldıracak ona. Hocam, eğer yapmıyorsa. Çok özür dilerim. Zamanımız çok sınırlı. Öyle mi? Ben bir cümleyle almak istiyorum. Hı. Bize ayrılan süre bitti sayılır. 1-2 dakikamız var. Bir de ezberci eğitim sistemi var. Bu çok geniş düzeyde tartışılması gerekir ama Batı ülkelerinde bundan vazgeçildiği, Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç ezberci eğitim sistemini uygulamadığını öğrendim. Doğru mu sevgili hocam? Bu konuda şimdi, bir iki cümle alabilir miyim? Bizim sizin gibi bu uzmanı götüren, yakalamışken bunu da almak istiyorum. Uygulamalar hangisi? Ona bakalım. Evet. Ezbere götüren. Geleneksel yaklaşıma göre ölçme ve değerlendirmede öne çıkan bir takım beceriler oluyor. Bu becerilerden bir tanesi derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. Bu bir beceri. Ama geleneksel yaklaşımın becerisi. Geçmişte oldu bu. Şimdi de var, izlerine rastlıyoruz. Bu ne yapıyor? Ezbere götürür. Ezbere götürür. Derinliği olmadan çok sayıda kavram ve ilkeyi öğrenme. Evet. Sonra rutin problemleri çözebilme. Rutin problem bildiğimiz, hep karşılaştığımız durumlar. Evet. Ezbere götürür. Bilgiyi ezberleme, ezbere götürür. Yazılı materyallerden bilgiyi aynen aktarma, ezbere götürür. Öğretmen anlatıyor. Anlatıyor, kendisini yoruyor. Ondan sonra da çocuklar ellerinde kalem. Bu resmi her zaman için görebilirsiniz. Kalem hazır vaziyette. Öğretmenim yazalım. Yazdırıyor. Yazdılar bir kere. Dedim ya, şu yazdığınız bir kısım vardı ya, dedim, şunu bir açın. Bir okuyun bakalım. Okudular. Bir daha okuyun. Okudular. Bir daha okuyun. Kapatın şimdi. Şunları yazar mısınız dedim. Yazamadılar. İşe yaramayan, işe yaramayan uygulamaları işte uygulama haline getirerek kendimizi sıkıntıya, çocukları da, geleceğini de sıkıntıya sokuyoruz. Bu bir. Şimdi bu durumdan kurtarmak için ne olacaktır? Bak, ezberden kurtaracak yolları söyleyeyim. Çok kısa alayım. Çok kısa. Evet. Ama çok önemli. Buyurun. Okuduğunu anlama, kritik etme, yorumlama. Yap bunu. Evet. Ey öğretmenim, yap bunu. Hem öğrenci merkezde öğrenme öğretme, hem de keyif al yani. Bu yaptığından keyif al. Öğrenci de keyif alsın. Evet. Veli de keyif alsın yani. Bilgiyi toplama, analiz etme ve bir sonuca ulaşma. Evet. Çok net, açık bu mesajlar. Grafik ya da tablo haline verilen bilgilerden sonuç çıkarma. Bunu yapamıyoruz. Ya ne kadar güzel bir çalışma, zevk verici bir çalışma. Bakın, evet. Ezberden kurtarıyor. Gözlem yapma, gözlemlerden sonuca ulaşma. Bu sonuca ulaşmayı çocuk kendisi ifade edecek. Yani öğretmen bu hazır bilgiyi hemen yazdırıyor. Sonucu kendisi, dur kardeşim söyleme sonucu, sonucu çocuk çıkarsın. Çocuğun ifadeleri orada çok önemlidir. Günlük hayatta karşılaşılan problemleri çözebilme. Bu matematik problemi değil tabii. Mutlaka, mutlaka. Karşılaşılan problemleri çözme. Bir tane, zamanımız yok da bir uygulama aklıma geldi. Temel'in Bazlamaz Köyü'nde. Müthiş bir çalışma oldu. Çiçeklerin kuruması ile ilgili. Neden kurulu bu çiçekler, neden kurumuş dedim. Kimisi alternatif fikirler üretti. Fikirler ortaya atıldı. Sonra test ettik. Birkaç sonuç çıktı. Beraber çıkardık. Müthiş bir şey. Müthiş. Hani dedin ya, öğretmenliğinde veyahut da eğitimciliğinde bazı güzel uygulamalar, çok karşılaştım hocam. Mutlaka çok karşılaştım yani. Sahip olduğu bilgileri yeni durumlarda kullanabilme, transfer etme. Sahip olduğu bilgileri, işte önemli olan bu. Hayattaki iz düşümler çok önemli. Ezbercilikten kurtarıyor. Evet, bunlar ezbercilikten kurtarıyor. Hocam. Araştırma yapma. Evet. Öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında ilişki kurma. Evet. Bunlar ezberden kurtarıyor sayın hocam. İnşallah hocam, uzmanlar da bu konulara dikkat edeceğini sanıyorum. Evet. Türkiye'nin en önemli eğitimle ilgili sorunlarından bir tanesi, eğitimin içindeki sorunlarından bir tanesi, özellikle ezberci bir eğitim sisteminin hayatta bulunması, bir de ödevler konusudur. Daha çok tabii. Ödevler dediniz de, şimdi velilerin de ilgili olmasını sağlaması. Mutlaka ama, tabii. Zaten ama nasıl ilgili olacak?
Çocuk şunu diyecek. Dur baba. Senin, dur anne. Senin görevin bana şu fotoğraf makinesi vermek, beni arabayla istediğim yere götürmek olacak. İnteraktif diyecek. Çağında evet. Yeni kuşak öğrencilerde aile biri ebeveynlerle öyle düşünen bir yapıyla yetişen öğrenci sayısı çok az. Bu benim işim olacak diyecek evet. Ama bu zor bir mutlaka, şey değil. Mutlaka. Sen bana şunları şunları sağlayacaksın, senin görevin o. Diğer işlere karışmayacaksın. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Özellikle ölçme değerlendirme konusunda bize evet. zaman ayırdınız. Ben de özellikle bu konuyu işlemek istiyordum uzun evet. zamandır. Yeni eğitim sistemimizde de bunu işlemiş oldum. Sevgili hocam Zeki Saran diyor ki eğitimimizin en önemli 3 sorunu demiş. 3 tane sorunu ana dilde eğitim, eğitimin cincileştirilmesi ve eğitimde eşitsizlik diyor. İşte fırsat eşitliği ile ilgili. Hocam çok teşekkür ediyorum ben de teşekkür ediyorum. Için. Ne kadar güzel bir konuyu ele aldın. İşte katkınız olduysa ne mutlu bize. Çok teşekkür ama ederim. Ama konu çok derin. Tabii bu yani geniş perspektifte bir dönem anlatılacak yani, konular burada mutlaka, var. Mutlaka. Yani, biliyorum çok geniş perspektifte değerlendirilmesi gerekir ama bizim zamanımız bu kadar olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, 18 milyon öğrencinin, 900 bin öğretmenin ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılında eğitimin sorunları dağ gibi biliyorsunuz. Özellikle teknolojik gelişimlerin ve dünyaya açılan bu küresel yapının da etkisiyle yeni bir kuşak oluşumu, yeni bir kuşak yetişmesi söz konusu. Bütün ülkeler için bu geçerli. Türkiye, Anadolu'da yüzyıllara varan kültür birikiminin bir yansıması olan yapının bu teknolojik gelişimlere yenilmemesi umuduyla diyorum. Özellikle eğitimde birçok sorunlar var. Ana temel sorunlar. Bir tanesi de ölçme ve değerlendirme. Özellikle biz bu sistemde ölçme ve değerlendirmeyi yeterince usulüne uygun ve felsefi yapısını modern yapıyla donatırsak bir noktaya gideriz diye düşündüğüm için böyle bir konuyu masaya yatırmak istedim. Bu konuda benim konuğum uzman bir konumdu. Zekeriya Dok. 19 Mayıs Üniversitesi ve KTÜ'de uzun yıllar öğretim görevliliği yapmış. Daha eğitim emekli eğitim müfettişi. Kendisi kırmayarak stüdyoma geldi ve programımızı onurlandı. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi geceler diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim.